Merhabalar, ben FRP.net'ten Kayra Keriköpçü. Ben Özay Şen. Bu akşam yine bir canlı yayına karşınızdayız. Bugün daha önceden de duyurusunu yaptığımız üzere ne konuşacağız? FRP'de sistem nedir? FRP'de setting nedir? Biraz Aynen öyle. bunlardan bahsedeceğiz. Şöyle ki, aslında biraz FRP'den de bahsedeceğiz genel olarak. O yüzden söylediğimiz gibi soruları alacağız. Sormak istediklerinizi cevaplayacağız. Güzel, fantastik, FRP dolu bir akşam geçireceğiz diye düşünüyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi bakalım. Neyle Nereden başlayayım? gireceksin? Hadi. Hadi bakalım nereden gireceğiz? FRP'de sistem nedir? Tamam. FRP'de setting nedir dedik. Tamam. Şimdi İlk FRP'de sistem nedir demişsin. Gir abi oradan. FRP'de sistem şöyle anlatalım. FRP'de sistem deyince settingten farklı olarak bize sayısal veriler sunan bir yapıdan aslında bahsediyoruz. Yani Mesela altyapısı mı diyorsun? evet, bu işin Teknik altyapısını, altyapı. teknik altyapı yani nedir işte bu işin sayısal düzenlemeleri, matematiksel olayları vesaire falan biz bunlara ne diyoruz? İşte sistem adını veriyoruz. İşte nedir? İşte şurada hangi zar atılır? Böyle bir şey olursa ne olur falan gibi durumlara biz bunlara sistem diyoruz. Setting deyince ya aklımıza ne geliyor? Şimdi setting Türkçe aslında kurulum diye çevrilebilir ama daha mantıklısı aslında diyar da denebilir. Ya diyar demek de çok mantıklı değil aslında ama setting diyoruz o yüzden yani hani. Yani Şöyle. birbirlerine çok yakın çevirilere sahipler. O yüzden hani Evet. yani isyan bayrağı çekebilecek insanlar da var bu konuda da. Tabii. Ayırmak lazım işte. O ayrımı nasıl yaparsın? Sen söyle. Şimdi şöyle diyelim. Mesela en basitinden en çok bilinen örnekten gidelim. Mesela Dungeons and Dragons. Şimdi Dungeons and Tamam. Dragons sistemi diyoruz, oyun sistemi. Kabul. Ama mesela Forgotten Realms bir setting. Yani mesela bir Forgotten Realms'a geçen, Faerun dünyasında geçen bir oyun oynamaya başladığınızda bu şöyle oluyor. Dungeons and Dragons sistemiyle oynanan Faerun, Forgotten Realms settingi oluyor mesela. Setting oluyor, Evet. aynen. Yani kısacası oyunun geçtiği diyarlar veya maceralar veya işte campaign settingler bunlar setting adı üstünde campaigner setting olarak geçiyor. Bu işin teknik, sayısal detaylarını verenler işte atıyorum buranın ırkları, buranın sınıfları falan gibi hani çok temel bilgileri verip bunların işte zarlarla ilgili veya matematiksel verilerini anlatan şeyler ise sistem oluyor. Genel olarak hani kısaca böyle özetleyebiliriz. Bununla birlikte mesela hani en çok bilinen sistem demin de bahsettiğimiz gibi mesela Dungeons and Dragons. Dungeons. Evet. Bu İlk başta aslında şöyle çıkıyor. Dungeons and Dragons yine 1974 yılında bir sistem olarak çıkıyor ama aynı zamanda bununla birlikte verilen maceralar da bir settingti ve hani setting ve sistem biraz harman halde çıktı. Asıl ne zaman tam olarak setting'e geçti? D20 sistem adını koydular. Third Edition'da hatırlıyor musun o dönemi? Tabii. D, Aha. hatta D20 modern sistem diye bir şey çıkartmışlardı o dönemde Tabii işte D20 modern modern, dünyada D20 geçen. future, D20 past çıkmıştı mesela. Tabii. Evet, D20 sistem adını verdikleri sistem bir de şey oldu. Open lisans açtılar onu daha sonrasında. İşte insanlar da hani bu D20 Hatırlıyorum. sistemi kullanarak istedikleri gibi oyun oynatabilsinler mantığıyla. Ve böylelikle D20 sistem adı kondu. Ama ne oldu işte? İşte Forgotten Realms, Dragonlance, Ravenloft, Greyhawk, Dark Sun, Planescape. Planescape. Evet, Bunların Planescape. hepsi setting. Bunların hepsi setting evet. Yani bir diyar varsa ve sadece oraya özgü bir şeyler görüyorsanız bu bir setting olarak geçiyor. Yani o şekilde hani tanımlandırabiliyoruz. Ya yani mesela şöyle söyleyeyim. Dungeons and Dragons bize ne sunar? İşte ırklardan mesela bahsedelim. İnsanlar, elfler, cüceler, half-orklar, halflingler. Bunları mesela oynanabilir ırk olarak karşımıza sunar. Ama mesela Dragonlance settingine baktığımız zaman burada mesela karşımıza farklı olarak kenderler çıkabilir. İşte Half Kender çıkabilir. Buna benzer böyle farklı ırklar sadece o diyara özgü farklı ırklar çıkabilir. Bu da setting'in özellikleri oluyor. Mesela Yani geçtiğim... mesela şey unutma sözünü. Mesela Dragonlance'de Kender var. Evet. Dragonlance'e özgü bir bıdı diyeyim bir ırk. Aha. Forgotten'se böyle bir şey yok. Halfling kullanılmış mesela. Aha. Yani bir de şöyle bir şey var. Mesela geçen gün işte Ravenloft'ta konuştuk. Hani Ravenloft'ta özgü ırklar da var yani. Hani işte başka yerlerde olmuyor. Mesela çok ilginç bir şekilde
Orklar mesela Dungeons and Dragons sisteminde var. Her yerde var. Yani Her yerde var. bütün her yerde var yani. Warhammer 40K'da bile var. Aynen. Her yerde var. Fakat Dragonlance'de yok. Ork. Aa, doğru diyorsun, evet. Ben bunu unutmuşum. Evet. Mesela... Üzerinden çok uzun zaman geçmiş, düşünmemediğim bir şey. Şeyler var. Ejderhanlar var orada. Draconianlar var. Ejderhanlar da mesela başka yerde yok. Mesela Forgotten Realms'da ejderhan diye bir şey yok Draconianlar. Yani o yüzden setting'e özgü bazı yapılar da oyunlarda var. Mesela buradan yola çıkarak şundan bahsedeyim biraz. Şimdi mesela bazı sistemler var. İşte mesela Dungeons and Dragons'a bakıyorsunuz. Dungeons and Dragons'a özgü settingler oluşturuldu. İşte demin saydığım gibi Greyhawk, Ravenloft, Dragonlance, evet. Forgotten Realms, bilmem ne, Planescape gibi. Fakat bazı oyun sistemleri var. Mesela GURPS adı verilen Generic Universal Role Playing System. GURPS diye hani baş harflerini birleştirmişler. GURPS sistemi mesela başlı başına bir sistem. Hani bir setting sunmuyor sana. Sunmuyor. Ama... Setting'i senin yazmanı istiyor. Öyle, evet, bir sistem. Ya hazır senaryolar var ama öyle bir şey ki GURPS sistemi sana diyor ki sen bu sistemi öğren, istediğin her şeyde bunu oynat diyor yani. Mesela GURPS'le oynattığım benim Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı hikayesi vardı mesela. Ha, güzelmiş. Evet, yani GURPS sistemine bunu uyarlayabiliyorsun. GURPS sistemi de çok eski. Steve Jackson Games tarafından çıkarıldı. Şu anda 5th Edition'ı mı, 6th Edition'ı mı çıktı? Şu anda bakıyorum. 5th Edition olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Hatta GURPS'ün şöyle bir geyiği vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Birkaç ay önce de seninle bu Fallout şeyini hazırlarken de muhabbetini çok etmiştik. Interplay Fallout 1 ilk hazırlamaya başladığı sırada bir FRP sistemi olan GURPS'tan yardım alıyor, Steve Jackson Games'ten. İlerleyen proje içerisinde de Fallout'u masaüstü oyunu çevirip GURPS üzerinden de paylaşma fikirleri var haliyle. Evet. Ama kaldı ki Fallout 1'in içerisindeki işte dil, argo, işte ne bileyim işin içine giren pornografi ya da işte kan unsurları, şiddet unsurlarından kaynaklı. Steve Jackson Games bir şüpheye düşüyor, korkuya düşüyor. Çünkü adamların yaptığı şeyler hep genelde renkli kalıyor bu tarz şeylere göre. Kutu oyunları, kart oyunları vesaire falan. O yüzden desteğini geri çektiklerinden mütevellit Fallout grup sistemiyle piyasaya çıkmıyor. Kendisine ait special adı verilen D100 üzerinden hazırlanan bir sistemle piyasaya çıkıyor. Ve bu da son anda oluyor yani. Hani tam oyunun çıkma aşamasındayken bu GURPS olayı iptal ediliyor ve bayağı hani o anda böyle bir sarsılıyorlar yani. Hop abi ne yapacağız şimdilerinden. Mesela daha sonrasında şunlar çıktı. Daha önceden de vardı tabii ama mesela son zamanlarda baktığımızda şimdi mesela en çok yine oynanan sistemlerden bir tane, sistem olarak söylüyorum bunu, Fate mesela. Fate sistemi en meşhur. Evet. Ödüllü bir sistem. Tabii. Ve yani çünkü çok kolay oynaması. Zarları mesela şu anda hani biraz uzandı, hani buradan kalkmayayım ama altılık zar, altı kenarlı zar, iki tarafında artı, iki tarafında eksi ve iki tarafında boş. Böyle zarlar var. Yani hani 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerine. Fate sistemi de mesela bir şeyleri yapabilmek, yapamamak üzerine hani böyle bir sistem. Ve istediğiniz oyunu Fate'de oynatabiliyorsunuz mesela GURPS gibi bu da. Yani tamamen ucu açık böyle bir sistem olarak sunuyor size. İsterseniz işte bir okulda geçen işte ne bileyim sınav macerası oynatın, isterseniz Birinci Dünya Savaşı oynatın, isterseniz gelecek macerası oynatın, isterseniz fantastik macera oynatın. Ne isterseniz oynatabileceğiniz sistemler var. Hani böyle bunlar bir setting'e bağlı değil ya da bunlarla ilgili settingler olsa da hani genel olarak sistemler bu settingler üzerine kuruldu değil. Fakat son yıllarda baktığımızda mesela başarılı olan sistemler setting artı sistem olarak çıkıyor. Mesela Numenera. Şimdi ondan bahsedecek. Evet, mesela Monte Cook Games. Monte Cook bu arada Wizards of the Coast'un baş yazarlarındandı. Dungeons and Dragons'ın baş yazarlarındandı çok eskiden beri. Daha sonra oradan ayrıldı ve dedi ki ya ben Kickstarter'dan bir şey başlatacağım. Ondan sonra dedi ki böyle bir diyar yaratıyorum dedi. Numenera diye. Evet. Ve Kickstarter'da yıktı ortalığı yani. İnanılmaz. Yıktı. Yani rekordu. Yani Kickstarter'ın en başarılı 10 projesinden hatta 5 projesinden birisi oldu. Aynen, yani inanılmaz bir para topladı. Hemen akabinde Numenera Role Playing System çıktı. Şimdi Numenera bize ne sundu? Numenera Numenera'nın üzerine bir de Strange mi çıkartmışlardı şimdi? Strange, evet. O da Bruce Cordell çıkardı onu. O da daha bilim kurgu. Numenera biraz daha böyle Avatar filmi vardı yani James Cameron'ın. Tabii. Onun gibi hani böyle dinozorların, ilkel silahların olduğu ama arada lazer tüfeklerinin de patladığı falan böyle değişik. Ama işin güzel yanı da şu, Numenera'nın kullandığı altyapı yani sistem diyelim. Strange'e direkt birebir aktarılabiliyor. Atıyorum mesela sizin bir yıldır oynattığınız bir Numenera sistemi var diyelim. Hop diyorsunuz, Strange'e geçiyoruz arkadaşlar. Bilim direkt hiç uğraşmadan. Belki en fazla bir saat uğraşıyorsunuz kağıt üzerinde. Hı-hı.
hop direkt Strange sistemine geçiş yapabiliyorsunuz. Aynen. Hani böyle birbirleri arasındaki, yani ne oluyor? Numenera'nın aslında bir sistem ismi yok ama Numenera'ya da Strange'i de aslında bir setting olarak karşımıza çıkıyor. Doğru. Numenera sistemi adı altında, ki ona şey ne demişlerdi? Bak yazmıştık, unuttum. İşte ben bilmem nereye giden bir şeyim, boşluk boşluk ha, boşluk. Tabii tabii. Numenera'nın Neydi o? karakter kağıdında Neydi o? Ona bir isim de vermişlerdi. ya Bak unuttum aldıracaksın şimdi. bana buradan kitabı ya. Bir saniye. Aldır göster. İnsanlar da görsünler bari, Aynen. hadi. Bir bakalım hemen. Burada sorular falan var. Ben bir onlara da bakayım Şimdi da. bak bak. İşte demişler. Q-Workshop zarları falan. Zarlar sorulmuş. Hı. Zarları bulabilmeniz için İstanbul'da birçok yer var aslında. Oo, pardon. Gerekli şeyler, Arka Bahçe Yayıncılık, Kadıköy tarafında Pegasus, gerekli Goblin Cafe şeyler, var. Goblin Cafe var Kadıköy'de, gerekli şeylerle Goblin Cafe, Beşiktaş tarafında Goblin diyorum, Pegasus Pegasus'la Oyuncak var. Arka Bahçe Arka Yayıncılık Bahçe var. Yayıncılık var, aynen. Kadıköy'de Kadıköy diyorum, Ankara'da ne vardı? Oversoul var. Yine Pegasus Oversoul var. var, Hı. bulabilirsiniz. Evet. O şekilde onları oradan bulabilirsiniz. İnternet sitelerinden de temin edebiliyorsunuz diye biliyorum. Evet, aynen öyle. Fiyatları da yanlış hatırlamıyorsam 30 ila 40 lira arasında değişecektir. Kargo ile beraber, yani ne yalan söyleyeyim, size 50 liraya patlayacak bir şey bu aslında. Evet. Bu şehirlere yakın değilseniz ya da içinde yaşamıyorsanız. Şu anda ben de bir yandan Şimdi Numenera kitabını kurcalıyorum. Burada gösterdim de hani yayında kamerada da 2D görüyorlar. Blocker, 2D Blocker isimli bir arkadaşımız senin ismini vererek demiş ki Kayra abi 2 yıl önce DPU, hangi üniversite Dumlupınar bilmiyorum. Üniversitesi. Yani Dumlupınar Üniversitesi, çok özür dilerim. Aha. Animasyon festivaline soramadım. Şimdi animasyon okuyorum ve fantastik değerlerle ilgileniyorum. Süper. Kendi hikayemi altyapısal olarak FRP düzenine nasıl düzenleyebilirim? Bir yöntemi var mı? Oyuncuların kafasında boş nokta kalmasın, önüne geçmek adına diye bir soru sormuş. Şunu direkt ben cevaplayayım hatta. Bunu nasıl FRP düzenine aktarabilirsin? Şöyle söyleyeyim. Eğer birazcık sinemayla ilgileniyorsan senaryo yazma, senaryo tekniklerine bakarsan eğer işte sahne bir, gündüz, mekan, işte bir adam odaya girer gibisinden, hani bu tarz tekniklere bakarsan bunu oradan kopyalayıp çok rahat bir şekilde kendine veya senden sonra oynayacak insanlara aktarabileceğin bir eser haline getirebilirsin, öyle söyleyeyim sana. Kesinlikle. Ya da işte Dungeons and Dragons'ın ya da ne bileyim World of Darkness'ın çıkarttığı storytelling, yani hikaye anlatan, modül olan kitaplara bakıp onlardan kopya çekmen senin için ilk başta çok fazla faydalı olacaktır. Çünkü başlangıç noktasının neresi olacağına dair bir fikir atman kendi kendine zorlayıcı olacaktır. Çünkü kendine göre yazacaksındır. Başkasına verdiğin zaman seni anlamayacaktır. Evet. Çünkü olasılıkları yazman gerekir. Karakter, işte üç tane yol yazdıysan şayet, karakterlerin her üç yoldan gittiklerine karşılarına neler çıkacağını oluşturman gerekiyor. Evet. Bu arada Güzel ben konuştum. güzel harika. Sen bulabildin mi? Ya ben bulamadım. Şöyle yani aslında buldum da bir örnek aradım. Ya yani mesela şöyle bir şey bahsediyor. Karakteri yaratırken mesela background'unuzu söyleyin diyor. Mesela karakterinizin tipi, özellikleri ve fokusu falan gibi işte bazı özellikler var sistemde. Onları gösteriyor. Mesela diyor ki I am a charming glaive who bears a halo of fire diyor. Mesela glaive diye bir Çevir ırk bir var şey. burada, yani bir sınıf var. Ben bir glaive'im ve elimde de işte bunu taşıyorum diyor mesela. Şimdi aslında cümlelerle anlatıyorsunuz karakterinizi. Hani mesela Dungeons and Dragons'tan bilenler vardır mutlaka, işte ne olur benim karakterimin gücü bu, işte zekası bu, çevikliği bu falan deriz. Ona göre bir Numenera'da, karakter yazarsın. evet Numenera'da da bu var. Might var, işte tough var, intelligence var falan, fakat şöyle dediğim gibi cümleler kurarak background oluşturuyorsunuz ve bu sırada karakteriniz belli oluyor, işte hani karakterinizin sınıfı falan, kullandığı silahlar bilmem ne, ona göre belirliyorsunuz. Ya yani baktığınız zaman bu diyarın ismi mesela Nintworld diye geçiyor, 9. dünya. Ha, Ama 9. dünya. oyun dediğim gibi aynı Numenera, sistemin ismi, hani şeyin ismi Numenera. Bu hem sistem hem setting olarak çıktı mesela karşımıza ve son zamanlarda buna benzer şeyleri çok fazla görmeye başladık ve çok başarılı oluyor. Mesela yine şeyden bahsedeceğim, Pathfinder. Pathfinder. Pathfinder'a baktığımız zaman mesela D&D 3.75 diye geçiyor, evet. diye geçiyor aynen. Pathfinder nasıl ortaya çıktı diyenlere söyleyeyim, yani Pathfinder Dungeons Tabii and tabii Dragons anlat. 3.5'tan sonra işte open lisansa geçince D20 sistemi, Pathfinder'da şöyle çıkıyor, Paizo firması diyor ki ya bu sistem çok güzel. Yani okey ama eksikleri var. Ya biz bu eksikleri giderelim. Yani biz çok oynadık bunu. Bu eksikleri de giderelim. Diyorlar ki hani D&D 3.5 bunun ismi. Bu da D&D 3.75 gibi bir şey olsun. Hani kendi house rule'larımızı ekleriz bazen oyun oynatırken. Buna benzer bazı yenilikler yapıyorlar. Bazı değişiklikler yapıyorlar. Bazı eksikleri görüyorlar 3.5 sistemin. Onları kapatıyorlar. Ve bunu
bir diyarla birleştiriyorlar. Ve ne oluyor o karşımıza? Yepyeni bir sistem. Yani Dungeons & Dragons'ın D20 sistemi aslında. Bunun temel alarak biraz daha gelişmiş bir sistemle birlikte bir diyar bize sunuyorlar. Ve ne oluyor? Pathfinder karşımıza maceralarıyla, kendine özgü karakterleriyle, kendine özgü dünyasıyla, haritasıyla, topraklarıyla bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Komple bir oyun. Yani Pathfinder'ın kitabını aldığınızda Core Rulebook'u sistemi öğreniyorsunuz, artı diyarı öğreniyorsunuz. Yani sistem evet. Artı setting olarak karşımıza çıkıyor mesela. Bununla birlikte yine şeyden bahsedebiliriz, hani çokça konuşulan World of Darkness. World of Darkness mesela, White Wolf firması mesela World of Darkness'ı yayınlıyor. Karanlıklar Dünyası. Ve bununla birlikte pek çok setting yayınlıyor. Şimdi World of Darkness nedir? D10 sistem. Hani Dungeons & Dragons D20 sistem dedik. İşte GURPS D6 sistem dedik. Bu D10 sistem. D10 sistem kullanıyor. Ve bunun settingleri mesela. Hani insanlar World of Darkness'ı bilmez. Settinglerini daha iyi bilir genelde. Vampire the Masquerade mesela. Werewolf the Apocalypse. Werewolf the Apocalypse. Mage the Ascension mesela. Ascension. Hunter the Reckoning falan gibi böyle. Pek çok setting var. Şeyde geçen. World of Darkness sistemini kullanan. Hepsi aynı sistemi kullanır aslında ama farklı hikayeler anlatır. Evet. D10 hani, sistem diyoruz biz buna mesela. Yani ve şöyle güzel bir yanı da vardır. Oyuncuya ve hikaye anlatıcıya çok fazla açık kapı bırakır. Mesela Vampire the Masquerade'de okuduğunuz bir tarihçe Werewolf the Apocalypse'de anlatılan tarihçeyle uyuşmaz. Evet. Hani ve böylece şey olur. Ulan hangisi doğru falan dersin ama baktığın zaman hepsi aynı çerçeve içerisinde anlatılan hikayelerdir. Hı-hı. Kaldı ki bizim sitede Ferrepenet de Ece Yılmaz'ın yazdığı bir yazı vardı. One World. İşte bütün World of Darkness sistemi tekrar tek bir çatı altına toplanacak. Hı-hı. Hani daha ne derler? Birbirine odaklı ve tutarlı bir tarihçe yazmaya çalışıyorlar şu an. Evet. Çünkü 2000 yanlış hatırlamıyorsam en son yayında Vampire the Masquerade galiba. En son Gehenna çıkmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Çok fazla tutarsızlık vardı diğer sistemlerin kıyamet hikayeleriyle. Hatta o kitap çıktığında daha öncesinde çıkan birçok kitap non-canon, yani ana hikaye olmaktan çıkarıldı. Non-canon olarak geçti. Evet. Blackhand'in içerisindeki birçok klanlar iptal edildi, hikayeler iptal edildi vesaire bilmem ne falan filan. Hani kendi içerisinde büyük bir tutarsızlık yaşamaya başlamıştı. Bu yüzden bir reset attılar şimdi. Bazı şeyler tabii ki gene sabit kalacak. Bu en son çıkan benim hiç beğenmediğim, tam bir facia olan Vampire the Masquerade, Vampire the Bloodlines şeyi, oyun. Sistemi, oyunu, nasıl üstü sistemi. O iptal edilecek, non-canon olarak kabul edilecek. Evet. Daha doğru bir tarihçi haline getirilip D10 sistemi üzerinden anlatılacak. Böylece White Wolf tekrar bir çatı altına toplamış olacak. Çünkü o kadar çok fazla modül, o kadar çok fazla hikaye çıkmıştı ki artık bir noktada işin ucunu alamadı bu adamlar. Doğru. Bu arada Rastiel yayında demiş ki D10 olayından sonra kamyonla zar atmaya dönüyor. Evet. Werewolf için öyle denilebilir. Yani ben hatırlıyorum. 25 tane zar attığımı hatırlıyorum. Yani o terbiyesizlik böyle avuçlara sığmıyor. Dur şu 15'i bir atayım. Şurada 10 tane daha var. Şu onu da atayım. Bir de bunun success hesabı var. Kaç success var? 78 success'im var. tabii 10 tanesini bir daha atacağım. Aynen. Bilmem. Şimdi böyle hır diye ve torbayla falan döküyorsun böyle hoş diye. Ya evet, Werewolf'da çok oluyor. Vampire'de yine o kadar olmuyor. Yani böyle Metuselah değilsen o kadar olmuyor ama yani. Tabii. Ya burada böyle değişik terimler kullanıyoruz özel şeyde. Vampire, Werewolf oynayanlar bizi daha iyi anlayacaklardır. Bu arada Abikrin demiş ki FRP'ye meraklı bir grubuz. Lakin konuda kaynak yetersizliği çekiyoruz demiş. Bu oyunun yani FRP'netteki rehberleri kurcaladım ama oynamadan öğrenilmeyeceğini anladım demiş. Doğru demiş. İstanbul'da bir topluluk var mı önerebileceğiniz? Yani kaynak veya site demiş. Kaynak veya site zaten FRP'net var. Bulabileceğiniz en geniş kaynak şu anda o, yani bizim sitemiz var. Onunla birlikte İstanbul'da topluluk var mı önerebileceğiniz? Mesela kafelere gidip burada oynayanları izleyebilirsiniz. Fakat izlemekten ziyade oyunlara katılmanızı tavsiye ederiz. Yani izlemek çok şey değil, zevkli olmayabilir. Tam mevsimi geldi aslında. Şimdi iki ayda bir üniversitelerin konvensiyonları başlayacaktır zaten. Eli kulağında. Bizim de kulağımıza sponsor çeşitli haberler geliyor yani. Sponsor olduklarımız var. Gerçi sponsor olduğumuz bir tanesi İzmir'de, bir tanesi Ankara'da ya. Evet, aynen. Bunlar da ayrı hikaye. Aynen. Yani şu anda mesela Babil Kulesi ikinci oturumunu düzenledi. Şubat ayının 20
Evet. 21'iydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. 21'iydi. Üçüncüyü de 17 Mart'ta yapacaklar 17 yanlış. Mart'ta olacak. İstanbul Kameria Kafe'de olacak. Orada güzel masaüstü oyunları oynanıyor. Orada da takip edebilirsiniz İstanbul'da. Ya da onun dışında Pegasus, Beşiktaş'ta Pegasus oynayacak. Kadıköy'de Goblin Cafe gibi yerlere gidip buralarda da oyun oynayanlarla tanışıp siz de oyun oynayabilirsiniz. Bununla birlikte yine devam edelim konumuza. İşte Aynen. Numenera'dan Çok bahsettim. dalmasın. Evet, eskilerden mesela şey var. Shadowrun var. Aa Shadowrun evet. çok güzel bilim kurgu sistemi. Tabii Shadowrun ki. hem sistem hem setting. Yani bize çok ilginç şeyler sunuyor. Yani bir hacker olabiliyorsunuz. Veya işte bir street samurai diye bir sınıf var mesela oyunda. Yani street samurai dediğimiz bayağı dövüşçü eline katana alıp teknolojik bir dünyada böyle sokaklara Çok çıkıp cyberpunk ya. çıkabiliyorsunuz. Bayağı. Street Samurai. Tabii mesela buradan hani biraz örnek vereyim. Blade Runner mesela Philip K. Dick'in Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi Düşünmüşler. romanından uyarlanan Blade Runner romanı aslında Shadowrun için böyle çok güzel bir ortamı hani gözünüze canlandırmak için çok güzeldir. Bilgisayar oyunları da çıktı. Shadowrun'ın şu anda Fifth Edition'ı çıktı ve gerçekten inanılmaz olmuş yani. Oynaması biraz zor ama iyi bir ekiple inanılmaz bir oyun çıkabiliyor. Buna da baktığınız zaman Shadowrun aynı zamanda bir sistem. Artı Setting olarak dünyamızın karşımıza. geleceğinde geçen büyük böyle çok uluslu şirketlerin yönettiği bir dünya düzenini anlatan bir bilim kurgu settingi aynı zamanda. Yani hem sistem hem setting bir arada. Ve baktığınız zaman şimdi bir dönem Dungeons and Dragons falan oynayanlar beni çok iyi anlayacaklardır. Özay sen de hani bana katılacaksındır eminim. Bir dönem tonla kitap almak zorunda kalırdık. Özellikle Evet. D&D 3rd Edition, D&D için. 3.5 Edition Uf. zamanında ya Player's Handbook bile 3 tane falan çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ya 3 çıktı. 3,5 çıktı. 3,5'un sonra bir tane daha böyle Player's Handbook 2 çıktı galiba Erata falan. 2 çıktı. Eratra ile beraber Evet. çıktı. Yani bir sürü 4 saçma tane sapan. Monster Manual çıktı. Evet. Her sınıf için ayrı işte Complete Warrior, Complete Aynen. Wizard çıktı. Bunların işte kaç 6 tane mi sınıf vardı? 7 tane mi sınıf vardı Aha. D&D içerisinde? Onların hepsinde 6 tane kitap Kitap çıktı. çıktı. Sonra işte Complete Sword and Sword şey Sorcery diye işte hani Sword ayrı işte silahlar için ayrı bir şey çıktı Ve falan buna filan. baktığın zaman bu sadece Hani sistem işin için ha. ucu tek bir sistem için yani Evet. hani o kadar başarılı bir sistem değildi aslında baktığında. Tabii. 3 ya da 3,5 olarak Ve burada adlandırılabileceğim hani settingden bahsetmiyoruz. Yani sadece sistemle tabii yani sistemi sadece tamamen sistem. öğrenmek için 20 tane kitabı elde etmeniz gerekiyor yani. Yani ne oldu? Dungeons and Dragons setting'i nasıl ilerletti? Aslında birazcık sırtını Forgotten Realms'e ve Tabii. Drist'in romanlarına dayadı. Her settingle beraber Drist'in anlattığı hikayeler değişti. İşte ne bileyim işte oraya gitti orkları dövdü. Sonra sistem değişti. Orklar ayaklandı. İşte gitti cücelerin mahallesini bastı. Vay efendim sen buraya mı geldin dedi. Hop Evet. Fourth Edition bitti. Beşinci Edition geldi. Tabii. Bütün dünya yıkıldı. Herkesin başına taş düştü. Bilmem ne oldu falan filan. Hani kitaplarla desteklediler aslında. Hani Tabii kendi romanlarla yürüdü. içerisinde kendi içerisinde kendi reklamını yapan bir sistem haline geldi. Evet. Yani şimdi şöyle baktığımız zaman mesela Numenera'ya bakıyorsunuz. Şu anda demin az önce gösterdiğim yayında kitap bir core rulebook ve bu kitabı aldığınız zaman aslında olay bitiyor. Hani Bitiyor, aynen. ekstra kitapları var. İşte Nint World Guidebook var mesela. Nint World'un daha detaylı bir şekilde anlatan. Fakat onu almak zorunda da değilsiniz. Yani Numenera kitabını Değilsiniz. alıyorsunuz. Mesela oynuyorsunuz. Ya da Sadece otuyor. tabii Shadowrun'un da bir sürü şey çıktı. Şu anda yanında bakıyorum mesela Shadowrun işte Runner's Toolkit Alphaware diye bir box set çıktı mesela. Ama bunu almak zorunda değilsiniz. Shadowrun'un core rulebook'unu alıyorsunuz. Hem sistemi hem de setting'i çok iyi bir şekilde öğreniyorsunuz böyle. Yani bunlar şimdi ne oluyor? Bir tane kitap alıyorsunuz işte atıyorum 39 dolar veriyorsunuz. Bir tane kitap alıyorsunuz. Ömür boyu oynayabileceğiniz bir oyun. Yani bir ara Tabii. Dungeons and Dragons işte dediğim gibi hani 20 tane kitap alıyorsun sadece sistemi öğreniyorsun. E ben bunu nerede oynatacağım? Forgotten Realms diyor. Forgotten Realms'ın da bir 50 kitabını daha alayım falan. Alıyorsun. Ha, ne oldu sonra ama bu toparladı. Fifth Edition'la birlikte adamlar biraz daha yola Çok geldiler. güzel. Ve şu anda karşımda Player's Handbook, Monster Manual, Dungeon Master's Guide. 3 tane kitap Ki çıkardılar o buraya. 3 tane iki tanesi fazla bile aslında. Players Hand tek Tabii. başına oynatabiliyor oyunu yani. Çok güzel bir kitap hazırlamışlar. Aynen. Benim burada mıydı kitap? Yok. Diğer kütüphanedeydi. Burada değil. Şey, yani en fazla belki Monster Manual'e ihtiyacınız duyar. Tabii. Yani burada Siz Player's D&D Handbook'u da 5th göstereyim. Edition'da. Ben böyle ara ara yayından kayboluyorum falan. Yerine duramıyorsun. Aynen. Çocuk gibisin. Tabii. Bu mesela Çok Player's Dungeons and Dragons dedik. Sonra diyecekler ki bu insanlar Dungeons and Dragons oynatıyor. Sadece başka Ha. sistem yok. Değil mi? Bunda diyenler var böyle. Bunda Tabii fiyatına tabii. bakıyorum bu arada.
49-95 dolarmış aslında, yani 150 lira ama bir kere alıyorsunuz ve evladiyelik yani. Hani evladiyelik derken şaka yapmıyorum. Elimde 1974'ten kitaplar var böyle. Ve şu anda içeride uyuyan minik bir kızım var. Gerçekten evladiyelik oluyor onlar yani. ya Aman. evet, Dungeons and Dragons diyoruz. Dediğin gibi böyle çok laf oluyor. En bilinen sistem olduğu için Ya evet, aslında onun onun üzerinden üzerinden çok gidiyoruz yani. ve D20 hani yani bir set alıyorsun işte bütün zarları kullanabiliyorsun Evet. D20 içerisinde. Ya şimdi Hani şundan da World of bahsedeyim. Darkness'a geçtiğinde sadece tek bir D10 yetmiyor, en azından bir 10 tane parça lazım oluyor yani, Tabii. çünkü aynı anda 5 tane D10 atman gerekiyor. Tek her seferinde bir tane al. Olmuyor tabii ki haliyle. Bir de Hani mesela baktığın şey var. zaman mesela şeyin, özür dilerim gene kestim, Estağfurullah. şeyin Robert Jordan'ın Wheel of Time serisine hazırlanan bir tane sistemde gene D20. D20 ile hazırlanmıştı keza. Wizard şey, Wheel of Time şeyiyle, evet, Epic Fantasy Aynen. D20 sistemi. Ya baktığınız Baktığın zaman çok zaman var yani. Mesela mesela Middle-earth şey Role Playing ödülü var. Lord of the Rings. hatırlayacağım. Wandering şey sistemini One diyorsun Ring var. Artı değil mi? Bir de mesela MERP ayrıyeten vardı. Middle-earth Role Playing diye mesela. ayrı bir şey Bayağı daha MERP var. Rule System diye Iron Crown tarafından çıkarılmıştı. Şimdi dur. 99'da artık kapandı, ondan sonra Warring Bakayım devam etti boş ama bölge tekst. yani bir sürü var. Hackmaster var, işte Seventh Sea falan vardı mesela çok eskilerden. Şimdi Seventh Sea bu arada Ha, yeniden Seven Sea. Tabii Kickstarter'da tabii. iyi gidiyor. O da böyle denizlere açılabileceğiniz falan hem bir sistem hem bir setting. Yani aslında pek çok şey var. Ama yani sistemlerde işte dediğim gibi ya, bu işin ilk çıkış noktası Dungeons and Dragons oldu 1974 yılında. O yüzden çok yürüdü Dungeons and Dragons ve şu anda en popüler sistemlerden biri. Baktığınız zaman işte yani en popüler şeyler de settinglerde genelde işte Dungeons and Dragons'ta, hani işte Forgotten Realms olsun bilmem ne, bu şekilde ilerliyor. Mesela ben başka örnekler vereceğim merak edenler için. Tabii. Şimdi kontrol etmek için açtım. Mesela benim en sevdiğim çizgi romanlardan bir tanesi Mouse Guard için. Arkaya Studios'tan çıkan küçük fare şövalyeleri anlatan bir çizgi roman serisi. Gene aynı yazarlar tarafından masaüstü oyuna çevrildi. Buna Burning Wheel adı verildi bu sisteme. Hem zar kullanılıyor, D6 zar kullanılıyor. Ben onu da Hem yayına de gösteriyorum bu arada. Özür storytelling gösteriyor musun? dilerim. Evet, Bende de yayına var onda. gösteriyorum. Mouse Tamam, Guard Role Playing Game bende de var onda. Çok diye. güzel bir kitap. Ödüllü bir sistem bu arada. Hani 2008 ya da 2009'du bilmiyorum ama bayağı sağlam ödül kaldırdı o yıl. Şimdi hatta geçtiğimiz yıl yenileyip bir daha çıkarttılar. Evet. Sisteme. Yani Second Edition diye çıkartmadılar. Yenilenmiş haliyle. Yani piyasada bulunmuyordu çünkü bir ara kitap Bayağı gerçekten. yoktu ya, evet. Evet, bu bulunmuyordu. Mesela bir başka örnek şey, çok eskilerden 97 ya da 2008'miş bu 98 arada, özür diliyorum. 2008. 2008'miş. Doğru. 97, 98 hatta geçtiğimiz yıl Koç Üniversitesi'nin korsan temalı Convention'ında oynatma fırsatı bulmuştum. Furry Pirates adı verilen bir Of. oyun var. Hayvan yani antropomorfik fantezi adı altında toplanıyor bu da keza. Antropomorfik. 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 İşte yani insansı hayvanlar ya da hayvansı insan. İşte kertenkele, insansı böyle bilmem ne falan filan. O da mesela homojen diye bir sistem kullanıyordu ama sistem o kadar detaylı ki sana iki tane geminin arasında yaşanan bombardıman sırasında rüzgar hesaplamasına kadar falan bile detay veriyordu. Böyle uçuk bir sistemdi. Hani benim için kullanılabilir bir sistem mi? Hayır, değil. Çok fazla hesap gerektiriyor. Sürekli hesap makinesinden bir şeyler hesaplaman gerekiyor. Hani bu tarz şeyler de var. Yok değil tabii ki. Ben şimdi buraları kurcalıyorum bir yandan da, Don't Rest Your Head vardı. En son oynadığımız oyunlardan biri de Can Ayas, yine bizim FRPNet yazarlarından Can Ayas'ın oynattığı Don't Rest Your Head mesela. O da D6 ile oynamıştı. evet, o da şey, Evil Head Productions'ın işte Fate sistemini çıkaran firmanın bir korku kabus dolu, böyle Alice in Wonderland tarzı, böyle biraz fantastik, kafa yakıcı bir oyunuydu mesela. O da D6 sistem mesela. Tabii. Yani bir sürü baktığımızda sistemle karşılaşıyoruz. Başka yine sayabileceğimiz Shadow World vardı mesela, Role Master sistemiyle oynanan. İşte ne bileyim, Legend of the Five Rings var mesela. Evet, Orta Çağ, efsanedir o da. Asya, böyle Uzak Doğu fantezisi, hani samurayların falan oldu. Onu da mesela D geldi. D10 sistemde o. Sonra bir ara Wizard of the Coast tarafından satın alındı. Oriental Evet. Oriental Adventures'da Adventures diye Third Edition batırdılar. zamanıydı. Evet. Batırdılar. Sonra şimdi onlardan ayrıldılar. Hatta gene yanlış hatırlamıyorsam 2 sene önce bir Kickstarter'ları tekrar eski Evet. sistem dönüp piyasaya çıktı. İsabet Legend oldu of the aslında. Five Rings. Çok da iyi bir sistemdir yani. Aynen öyle. Onun dışında mesela Blue Rose diye bir romantik fantezi vardır. True 20 sistemi. Hiç bilmiyorum. Evet. Onu da Ya unuttum. onun dışında yine, ya geçen sene şu anda bakıyorum, bir kitap aldım.
Sistemin ismini hatırlamaya çalışıyorum ama sistemin ismi aklıma gelmedi. Şey, of Allah kahretmesin, Fallout gibi post apokaliptik bir sistemde. Ya inanılmaz güzel, kendine ait bir sistem ve setting. Baya ya setting hani demeyelim, hani dünyamızda geçiyor ve baya işte post apokaliptik, kıyamet kopmuş falan filan. Güzel bir şeydi. Yine onun dışında mesela Cortex sistemi var, Margaret Weis'in çıkardığı. Yani Bununla birlikte Cortex. Cortex oynananda mesela Supernatural dizisini bilenler mesela şey yaparlar. Hı. Onun role playing game'i var. İşte Firefly var role playing game. Cortex en son çıkan Star Wars sisteminde de kullanmamışlar mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Cortex mi Star Wars'ta son En çıkan son da mı? Yok. En son Fantasy Flight Games çıkardı Star Wars'u. bir tane de Margaret Weis'in firmasının çıkarttığı vardı. Evet, o bir ara çıkardı ama o pek olmadı. O bir kitap falan çıkardı galiba. Cortex Cortex Plus sistemiydi kullandı, miydi? aynen. Cortex Hı. Plus kullandı fakat o pek tutmadı. Mesela bununla Cortex'le hala kullanılan işte şu anda bakıyorum Supernatural, Battlestar Galactica, Leverage ve Firefly var mesela. Bu yani bunlar bildiğimiz diziler hani. Yani tanınmış dizilerden bahsediyoruz gerçekten. Onlarla oynanabiliyor. Ya... Tamam, o zaman şimdi şuraya geçelim. Çok fazla aynı şeylerden Evet bahsetmeyelim evet biraz. aynen. Hani bu kadar sistem, setting neden var yani? Sen söyle hadi. Hani niçin? Niye tek bir tane yok? Ya da niye illa olması lazım? Ya şimdi aslında şöyle bir şey var. Aslında çok güzel bir yere değindin. Yani şöyle bir tane sistem. Evet, yayında bir problem oldu bu arada. Buradan internet altyapımıza sevgilerimizi iletiyoruz. Şöyle Özay çok güzel bir konuya değindi. Yani kaçıranlar var söyleyeyim. Neden bu kadar çok sistem var? Neden bir taneyle yetinmiyoruz dedi. Şöyle ben hani kendimce cevap vereyim buna. Mesela evet çok başarılı sistemler var işte. GURPS sistemi olsun, Fate olsun. Bunlar hani her türlü setting'e uyarlanabilen oldukça başarılı yapılar. Ama ya mutlaka bir şeylerde bir yerde bir eksik olabiliyor. Ya da kimisi diyor ki abi ben o adamların sistemini kullanmayacağım, ben kendi sistemimi yapacağım diyor. Ve bu şekilde bir sürü sistem ortaya çıkıyor. Mesela diyor ki ben sadece post apokaliptik oyunlar için bir sistem yapıyorum diyor. Ve bütün sistemin yapısını işte hani Dungeons and Dragons'ta mesela var ya işte şey strength, dexterity falan gibi özellikler. Tamam. Adam bunu sadece bilim kurgu şeyleri için veya sadece post apokaliptik için şeyler yapıyor. Mesela atıyorum survival diye bir özellik koyuyor. Senin hayatta kalma yeteneklerini gösteriyor. Buna bir puan veriyorsun. Bu ne kadar düşükse o kadar hayatta kalma becerin az demek ki mesela falan. Bu post apokaliptik bir şey için geliştiriyor mesela. Ya da bilim kurgu için geliştiriyor. İşte ne bileyim özelliklerin arasında, karakter özelliklerin arasında işte uzay gemisi uçurma gibi bir şey koyuyor. Ya da lazer silahı kullanabilme gibi bir şey koyuyor. İşin içine hiç büyü yok mesela. Ve bu nedenle büyüyle ilgili şeyleri kenara atabiliyor. Ha şöyle mesela Dungeons and Dragons baktığımız zaman bir fantezi Orada bir dakika, sistemi. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hala şu an yayın yok, gözüküyor galiba Kayra. Şu anda yayın var. Arada bir şeyler olabiliyor ama. Şu an offline gözüküyor da Twitch, o yüzden. Öyle mi? Evet. Yani bir kontrol edelim. Yayını ben bir kapatıp olmadı yeniden başlatabilirim. Yok şu anda yayın var ya. Allah Allah. Evet. Yok mu? Ha, ben de gözükmüyor mesela. O zaman bir yayını kapatıp tekrar başlatıyorum şu anda. Evet şu anda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. İnternette ya da Twitch üzerinden bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Tam emin değilim. Çözmeye çalışıyoruz bir yandan. O yüzden izleyicilerimizden de özür diliyoruz. Nerede kalmıştık? Bir şey yapalım. En son diyordun ki neden bu kadar Neden bu çok kadar çok sistem var, değil mi? sevdiğim? Aynen. Ya şöyle bahsedeyim. Demin de bahsettim ama yayın gitti. O yüzden hani takip edememiş olanlar vardır belki. Ya sistemler hani kimisi sadece bilim kurgu üzerine bir sistem üretiyor. Kimisi sadece fantastik kurgu üzerine bir sistem yazıyor. Yani bunun üzerine uzmanlığını yapıyor. Yani diyor ki ya ben sırf fantastik kurgu şeyinde kullanılabilecek bir sistem hazırlıyorum diyor. İdare edin diyor. İçine işte büyüyle ilgili şeyler koyuyor, fantastik şeyler koyuyor. Ama mesela kimisi de bilim kurgu ile ilgili bir şeyler yapıyor. Sadece içinde uzayla ilgili işte ne bileyim böyle uzay gemisi kullanma, lazer silahı kullanma gibi şeyler var böyle. Bunları da bir sistem olarak sunuyor. Ha şöyle bir şey olabilir. Mesela neden şey var? O zaman bilim kurgu ile ilgili bir tane sistem çıksın. Bütün bilim kurgu Nükleer settingleri onlar çıksın. nasıl?
Yani tek bir sistem çıksın, herkes bilim kurguysa bilim kurgu oradan çıksın, korkuysa korku sistemi kullansın falan. Aynen öyle, bütün herkes onu kullansın falan, ama öyle de olmuyor tabii. Bir de şöyle bir şey var tabii, bu işin ticari bir boyutu var. Tabii ki. Yani ticari boyutunda aslında iş biraz sarpa sarıyor. Neden diyeceksin? Yani mesela Dungeons and Dragons, adamlar 1974 yılında çıkarmış. Tamam, çok gelişmiş bir sistem değildi belki ama baktığın zaman yani ufak tefek geliştirmelerle devam edebilirlerdi. Hayır, adamlar daha sonra Second Edition çıkardı, Third Edition çıkardı, 3.5 çıkardı, Fourth Edition çıkardı, Fifth Edition çıkardı. Hani sürekli çıkardıkça çıkardı yani. Burada şimdi şöyle bir şey var. Second Edition çıkardı mesela. Biz aldık kitapları, oynadık, oynuyoruz yıllarca sonra. Şimdi atıyorum 1 milyon kişi Dungeons and Dragons Second Edition'ı aldı. 1 milyon kişi. Daha sonra bu 1 milyon, yani 1 milyon daha satabilecek potansiyelim var demek ki. Ama insanlar almıyor çünkü sen sattın onlara. Tabii ki. Aradan bir 10 yıl geçiyor. Sen sistemde bazı değişiklikler yapıyorsun, bazı güncellemeler yapıyorsun. O ara oyunculardan başka talepler geliyor falan derken bir anda sen şey yapıyorsun. İşte galiba bu şeyden dolayı oluyor. Hani settingle beraber yürüyen sistemlerle alakalı bir sıkıntı var. Birbiriyle paslaştıkları için, hani benim daha önce verdiğim Forgotten Realms örneğine benziyor. Yeni bir sistem çıkıyor, Forgotten Realms değişiyor da Forgotten Realms'in yeni bir kitabı çıkıyor, sistem değişiyor. O da var. Hani Numenera mesela bence 10 yıl gider o sistem, yani daha ne eklenebilir ki onun üzerine? Gayet de tatlı bir sistem. Ya baktığın zaman evet. Yani Numenera oldukça iyi gidiyor. Yani şöyle bir şey olur mu süreç içerisinde? Numenera 2.0 çıkar mı tabii mesela? Yani Numenera Plus. Yani Numenera Plus, Numenera 2.0 falan. Ne bileyim yani, hani ne bileyim, açıkçası ondan şu anda emin değilim. Çünkü Numenera gayet oldukça iyi giden bir yapı. Sonrasında ne olur bilmiyorum. Ama mesela işte dediğim gibi buna benzer çok örnek var. Yani en basitinden şunu söyleyeyim. Pathfinder 2.0 çıkacak yakın zamanda. Hani Pathfinder zaten Dungeons and Dragons 3.5'ün geliştirilmişiydi. Yani bir sürü şey üzerine çalışma yapıldı, bir sürü geliştirmeler yapıldı. Şimdi Pathfinder 2.0 geliyor. Çünkü ne oluyor? Yani zaman değişiyor, çağ değişiyor, oyuncuların istekleri değişebiliyor. Yani en basitinden ne oldu mesela? Dungeons and Dragons 4th Edition zamanında böyle öyle bir sistem yaptılar ki World of Warcraft'ın masaüstü oyun sistemi gibiydi. Evet. Fakat olmadı yani. Hani World of Warcraft arkada bir sürü hesaplamalar yapıyor falan. Bunun aynısını masaüstüne yapmaya kalktığın zaman yapamıyorsun skill, yani. Skill kullanma mantığı falan. Tabii. Hani sırf skill kullanıyorsun mesela. Hani kılıcımı çektim vuruyorum falan. Böyle bir şey yok. Olduğu gibi sadece skill kullanıyorsun. Kılıcımı çektim 1'e basıyorum, 2'ye basıyorum aynen falan. Aynen öyle. Yani bu arada Kayra bir şey diyeceğim. 5 dakikadır benim karşımda Twitch açık ve offline gözüküyor. Ben de yayın yok falan diyorlar. Kendi kendimize konuşuyor olabiliyoruz şu an. Ya yayını veriyorum ben ama yayın yok yani hani. Neden bilmiyorum. Twitch'te mi problem var onu da anlamadım. Çünkü ya sen yayını veriyorsun da hani kaydediyor mu bir de, o da var. Ben kaydediyorum. Niye böyle oldu? Lan. Şu anda evet Twitch'te bir problem yaşıyoruz canlı yayında. Ne yapalım, devam edelim mi? Yani bir şey diyeceğim. Olmadı. Hani öyle yaparız diyeceğim de. Hı-hı. Hani şimdi şey açıyorum. Sayfayı açıyorum mesela. İzleyici yok. Chat'te hiçbir şey yok. Evet. Twitch'te mi problem var acaba? Belki de. Çünkü hani yayın çıkışı görüyorum ben şu anda. Sıkıntı yok. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Hani YouTube'a yükleyeceksen de kesersin bu kısmı, olmadı ne bileyim. Aynen. Keseriz, bakarız. Kesmesek ne olur, ne olacak? Sıkıntı kesmesin. Ha, ne olacak ya? Kesmedik buraları. Aynen, kesmedik. O zaman, aynen. O zaman tatlıya bağlama yoluna doğru ufak ufak gidelim yani, yayında yapamıyorsak. Aynen. Yani şöyle dediğim gibi hani bazı sistemler kendilerini yeniliyorlar ama yenilemekle birlikte bu işin tabi ticari kaygısı da var. Evet. O ticari kaygıda mutlaka hissediyorlardır yani. Hani ya işte biz yeni bir sistem çıkarsak da bunu hani satsak. Pazarlasak, satsak. Evet, yeniden satsak. Ya şimdi ne oldu? Dungeons & Dragons oyuncuları Fifth Edition kitaplarını aldılar yani. Hani baktığın zaman son 2 yıldır işte en çok satan role playing kitapları Dungeons & Dragons Fifth Edition. Şimdi bu adamlar, yani Fifth Edition alan adamlar ilk kez FRP oynayan insanlar değil. Baktığında bu insanların hepsi
işte Third Edition oynamış ya da Fourth Edition oynamış ya da Second Edition oynamış falan. Hani tabii ki yeni başlayanlar da var ama bu kitabı alanlar sadece yeni başlayanlar değil, eski oyuncular da bir şekilde alıyor. Ya şimdi ne olacak? Mesela Wizards of the Coast işte 2016 yılındayız, 2025 yılında mesela işte Sixth Edition'ı çıkardığı zaman onu da Tabii. alacağız yani. Hani bir şekilde eğer iyi bir Bir yeni sistemse. bir şey eklenmiş olacak. Atıyorum hani yeni bir sistem çıkacak. Lost of Kyra falan diye bir sistem çıkacak Tabii. mesela. Lost of Kyra'da Kyra diye bir ırk olacak. Evet. İşte ona kitaba eretra çıkartıp mod ya da modül çıkartıp eklemek yerine komple işte Kyra ırkını anlatacak bir şekilde bir Player's Sistem. Handbook hazırlanacak. Doğru. Aynen. Örnek veriyorum. Şu an salladım yani. Bayağı çok salladım. Yok yok yok. Yok. İnşallah anlaşılabilmiştir. Aynen. Yani bir ara işte şey çıktı işte Eberron çıktı 3.5'ta. Eberron çıkmış. Ödüllü Warforged. sistemdir o da. Yani Warforged diye bir ırk Warforged. çıkardılar işte böyle golem gibi. Ve daha sonra işte bunlar şeylere de eklendi yani. Kural kitaplarına da eklendi. Fifte de eklendi hatta. Evet. Eretras'ı çıktı onun da. Aynen. Yani bu tür şeyler yaşanıyor. Hani dediğim gibi sadece diyarların gelişmesiyle ilgili değil bir de hani ticari kaygıdan dolayı da bu tür şeyler yaşanıyor zaten. Yani bu tür şeyler var. Vampire'a baktığın zaman mesela Vampire the Masquerade'in bende mesela kural kitabı var. Aradan yıllar geçti. Vampire the Masquerade 20th Anniversary Edition çıktı. 20. yıl özel versiyonu 20. yılı mesela. çıktı. Ben bunu da aldım hani koleksiyon için. Bazı şeyler eklenmişti bu arada. Hani bazı source book, klanbooklarda Tabii. anlatılan şeyler kitaba eklendi. Böyle daha dolu dolu bir kitap yaptılar falan. Bazı skiller değişti, kullanım alanları Aynen. değişti vesaire falan. Çünkü daha modern bir zamana geldik işte. Hani sıkıntı vardı orada mesela computer skill'i. Hani şu an Evet. günümüz dünyasında büyük metropol şehirlerde yaşayan insanların çoğu en azından mouse'u nasıl hareket ettirip internete nasıl gireceğini biliyor. Aynen. Eski sistem 90'ların sonlarına doğru çıktığı için computer'a bir dot verildiği zaman o mouse'u hareket ettirmeyebiliyordu o Bilgisayarı insan. açıp kapamayı biliyorsun falan gibiydi yani. Tabii canım. Hani Şimdi o bunu kadar yapamıyorsun. basit değil artık. Değişti. Bizim dünyamız yaşıyor. O Ha. dünyanın da yaşayan bir hale gelmesi için güncellenmesi gerekiyor. Baktığın zaman World of Darkness zaten günümüze yani günümüz dünyasına paralel bir yaşamda Tabii. geçiyor. O yüzden hani mesela atıyorum 99 yılında çıkan işte 99'da değil daha eski bu arada. 90'lı yıllarda çıkıyor. 90 Tabii. 96 galiba tam emin değilim. Ya yani baktığın zaman şimdi mesela hepimizin elinde cep telefonları var. O zamanlar mesela baktığın zaman hani cep telefonu falan tam oyunda kullanıyorsun ama şimdi bununla ilgili başka şeyler de ekleyebiliyorsun yani Tabii teknolojiyi cep ekle. telefonundan hack ekliyorsun mesela Evet, işin içine. aynen öyle. İşte ya da bilgisayar işte computer skill'ine işte bir dot verdiğin zaman bilgisayarda işte en azından web sitelerinin kaynak kodlarına ulaşabiliyorsun atıyorum. İşte 5 dot verdiğin zaman böyle bayağı sağlam sistemleri hackleyebiliyorsun gibi değişik şeyler var yani. Buna benzer gelişmeler yaşanıyor. Yani bu arada tabii şeyler de var, settingler de var. Belirli işte bu tür open lisans şeylere uyarlanan işte Fate için çıkan sistem var mesela. Yani diyor ki adam al bu şeyi, bu diyarı, bu hikayeyi Fate sistemiyle oyna diyor Skate sana mesela. Tamamen bağımsız böyle ya da diyor ki al bunu Pathfinder'la oyna diyor. Yani hani buna benzer Evolved. settingler de çıkıyor. Sadece sistem artı setting veya sadece sistem değil. Buna benzer sadece settingler de çıkıyor. Adam diyor ki al abi sen biliyorsan mesela işte şeyi Fate sistemini biliyorsan diyor senin elinde vardır bir iki kitap zaten biliyorsun sen bunu. Al abi bu kitabı Fate'le oynat diyor yani güle güle de oyna diyor yani. Bu böyle değişik hani bu da ne oluyor? Bağımsız yayıncılara veya işte bizim gibi hani böyle FRP'yi seven işte kendi hikayelerini anlatmak isteyen kişilere de fırsat veriyor. Ben oluyor. Ben de işte açık kaynak kodlu bir sistemle oyun yazıp insanların bunu oynayabilmesini sağlıyorum yani. Böylece kendi diyarımı da yaratıyorum bilmem hani ortaya böyle illa ki bir sistem atmama gerek kalmıyor yani. Tabii. Yani durum bu. Şimdi işte gönül isterdi ki Twitch bizi sevseydi, oradan da sorular alabilseydik. Eminim ki sorular vardır ama Chat yeni geldi şu an. Bitti mi ne oldu diye yazmış oturan bu adam. evet. Yani yazdım oraya gerçi. En kötü gene bizim Facebook sayfasından ya da Twitter'dan da bir duyuru geçeriz. Geri kalanı YouTube sayfasına yüklenecek diye. Evet, aynen. Çünkü kayra kayıt almaya devam etti. Aynen. Kayıt var. Arada böyle kesilmeler oldu bilmem ne falan ama oraları atlarlar artık. Var ya bütün şevkim gitti. Hiçbir şey anlatmak istemiyorum şu an gerçekten. Anlatmayalım. Gerçekten. Hadi lan Sadece anlatmayalım. Dungeons and Dragons anlatmak istiyorum. Çünkü biz bir tek Dungeons and Dragons biliyoruz. Yapma. Biz bir tek Dungeons and Dragons biliyoruz. Böyle turuncu 20'lik zarımıza da ne güzel bir şekil yapalım. Evet. Şimdi ne diyelim? O zaman hani setting sistem olayında böyle toparlayıp mesela ben şey yapayım diyeyim ki Tabii. hani
Şimdi mesela Dungeons and Dragons oynamak istiyorsunuz. Hayır, şöyle diyeyim. Tabii Dungeons and Dragons oynamak istiyorsunuz. Sistem D20. Sistemi alıp okuduğunuz zaman şu an 5th edition'da çıkan öğrendiğiniz takdirde Dragonlance, Ravenloft, Forgotten Realms vesaire bu tarz hikayeleri, dünyaları bu sistemle oynatabiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde. Aynen. Yani. Ama bazı settingler var ki sadece sisteme bağlı. Yani onu öğrendiğiniz an sadece onu oynatabiliyorsunuz. Başka hiçbir yere çıkamıyorsunuz. Bazıları var ki sadece bir sistem herhangi bir settinge uyarlayabiliyorsunuz. Yani groups gibi senin verdiğin Fate örnekte gibi. Fate gibi atıyorum işte ben Steampunk bir Osmanlı'da Peri Yeniçeri'yi oynamak istiyorum dediğin zaman groups'da oynatabiliyorsun onu yani Aynen. çok rahat. Ama işi bunu Dungeons and Dragons'ın D20'sine taşımak istediğinde işin içerisine çok fazla teknik bilgi girdiği için kendi kendine oturup belirli bir sistem tablosu çıkartmak zorunda Yani kalıyorsun. bayağı bir uyarlamak, Bu böyle olursa bu konuşmak olur. gerekiyor tabii. İşte artı birse artı iki olur falan gibisinden şeyler çıkıyor ortaya. O yüzden hani böyle çok çıplak bir dünyada kendinize ait bir hikaye anlatmak istiyorsanız setting'e bağlı olmayan sistemler oynatmanız sizin için her zaman için en iyisidir. Ama derseniz ki ben Driss'ten çok etkilendim, çok seviyorum. İşte Mitri Halls'a gitmek istiyorum. İşte Alkadim'de macera yaşamak istiyorum. Evet. Dungeons and Dragons öğrenmek zorundasınız. İşte Vampire the Masquerade'in bilgisayar oyunu çok beğendim. Malkavian oynamak istiyorum diyorsanız White Wolf sistemini öğrenip Vampire the Masquerade kural kitabını okumanız lazım. Hani bu tarz şeyler. Hani bunun belirli bir tablosu listelemesi hani şu an yapamayacağım ama emin olun böyle hani internete girip list of campaign set, list of FRP şey RPG RPG. campaign settings falan gibi bir şey ararsanız mutlaka sizden daha fazla boş vakti olan bir insan bunu en kötü Wikipedia'da ya da Reddit'te yazmıştır. Kesinlikle. Hadi sen de bir şeyler de. Çok konuştum ben. Yo, çok güzel söyledin. Aslında diyecek çok fazla bir şey yok. Yani Özay gayet güzel anlattı durumu. Hani setting ve sistem ikisi farklı. Biri sayısal, diğeri diyarlarla ilgili özel şeyler diyelim. Hani çok amiyane yani özetle böyle. Durum bundan ibaret. Hani bunu da çok karıştırmayalım. Çünkü Dungeons and Dragons settingi diye bir şey yok. Dungeons and Dragons sistemi var. Forgotten Realms sistemi diye bir şey yok. Forgotten Realms settingi var. Gibi gibi. Hani dilimiz döndüğünce bu akşam size bunları biraz anlatmaya çalıştık. Evet, Twitch'te canlı yayında bir sorunumuz oldu ama Twitch bizi sevmedi bu akşam. Yayını yarıda kesti attı. Umarız bir sonraki yayınımız daha güzel olur. Daha çok soru alır. İnşallah. Daha güzel böyle cevaplayabileceğimiz bir ortam olur. Bizi dinleyen, yarıda kesilip dinleyemeyen, YouTube'dan dinleyecek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.